eski binaya getirip jandarmaya koyuyor. Ya yıkın binaya gitsin ya. Yıkın binaya gitsin. 25 tane asker barınıyor binada. Evet. 25 tane asker barınsın diye 40 yıllık binayı orada harabe gibi o binayı orada tutuyoruz. Ya yıkın açın turizme hizmet etsin. Çıkarttırdım abi. Efendim? Hayır, cevası. Şimdi ağız diş sağlığının yıkılması meselesini Sinoplar 30 yıldan beri konuşuyor. Şu ağız diş sağlığı yıkılsın, 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 yıkılsın diye. Git oraya çok güzel bir bina yapıldı, kompleks bir bina yapıldı. Evet. Dedik ki evet ağız diş sağlığı oraya gidiyor, bu bina yıkılacak, kent açılacak dedik. Git de oraya adliye yerleştirdik. Ya bırakın, ya, eğer bu bina amaca hizmet ediyorsa niye sağlık müdürlüğü çıktı buradan, evet. Niye emniyet müdürlüğü çıktı buradan? Hastane ile ilgili ekstra bir şey daha söyleyeyim hocam sen size. Hastane binaları diğer kamu binalardan farklı olarak kendi içerisinde bakteri ve mikrop üreten binalardır. Tamam mı? Yani bir hastane binası fiziki olarak size hizmet edebilse bile o bina artık içerisinde yıllarca sağlık hizmeti vermiş içinde bakteri, mikrop barındıran binadır. Artık o binanın yıkılması, kaldırılması lazım. O bina yıkılsın, otopark yapılsın orası, yeşil alan yapılsın. Hastaneye gelen hastaların, refakatçilerinin barınabileceği, orada zaman geçirebileceği başka tesisler yapılsın. Şimdi Mendek'le ilgili çalışmamız oldu. Biz bunların hepsinin yapı kayıt belgeleriyle ilgili şeye yazı yazdık. Bunlar imar barışından yararlılar. Hepsi yapı kayıt belgesi aldı. Şu Puzu Kabe'nin yapı kayıt belgesi iptal edildi. Bunlarla ilgili akıbeti şimdi tam bilemiyorum yani. Ama biz bunların hepsiyle ilgili... Bunlar da iptal edildi. İptal ettik. Bu arada Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da dışarıdan şeyler geldi. Bütün Sinop'taki imar barışından yararlanan yapı kayıt belgesi alan fakat biliyorsunuz beyana göre alınıyor. Yanlış beyanda bulunup alınanların hepsini tespit ediyorlar. Hepsini şimdi tespit ediyorlar. Hepsini belgeyi iptal ediyorlar ve hepsi yıkılacak. Burada var. Devlet suçları tarafında var. Birçok yerde var. Şimdi onun çalışmasını yapıyor. 8 kişilik bir ekip yanılmıyorsa. Onun çalışmasını yapıyor. Bize de gelecekler. Biz de gereğini yapacağız. Yani bu sahil işgallerini falan hepsinden kurtaracağız. Evet. Trafik sorunuyla ilgili de bizim daha önce bir çalışmamız vardı. Bununla ilgili biz trafik komisyonuna geçen sene bunu aktarmıştık. Bu sene onu tek talebimiz olumlu karşılanmadı. Bu sene gene o talepte bulunacağız. İşte İstat yolundan Orman İşletmesi'ne çıkan yol gibi, bu tersanenin tek yönü olması gibi birkaç şeylerimiz var, projelerimiz var. Onları biz şimdi tekrar komisyonun önüne getireceğiz. Sinop'ta trafiğin böyle tek yönlü akışını sağlayabilecek bir ring sistemi oluşturacak projemiz var. Geçen sene kabul görmemişti. Bence biraz oldu bittiye geldi. Üzerinde çalışılamadığı için artık yaz sezonu da gelmişti. Şimdi kış olduğu için yaza daha vaktimiz de var. Bunu uzun uzun uzmanlarına, yetkilerine anlatıp bu sistemi Sinop'taki trafikle ilgili alternatif çözüm önerimizi de gündeme getireceğiz. İnşallah o da hayata geçecek diye tahmin ediyorum. Bizim Uzun Gürgen köyünde 28 dönüm bir arazimiz var. Bu Erfelek'teki arıtma tesisimiz yapılmadan önce bize su sağlayan o kaptajların, keson kuyuların olduğu, depomuzun olduğu, hala da orada bekçimizin bulunduğu 28 dönüm bir arazimiz var. Bu 28 dönüm arazinin içerisinde bizim Sinop için çok büyük ihtiyaç olduğu, hatta seçimden önce de vaat ettiğimiz 4-5 tane projeyi bir arada içinde barındıran bir tesis kuracağız oraya. Ekolojik turizm ve turizm tesisi ve çocuk köyü projesi. Bunun içerisinde çocuk köyü olacak, kedi köyü olacak. Bunun içerisinde çocuklarımızın atölyeleri olacak. Karikatür atölyesinden satranç atölyesine kadar. Hobi bahçeleri olacak. İçinde kafeteryası olacak. Yaşlılarımızın, engellilerimizin rehabilite edileceği bir tesis de olacak içerisinde. Toplam alan 28 dönüm, 28 metrekare. Bütün bu projenin hepsine yetecek bir yer. Onunla ilgili de şeye başvurduk. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan gönüllü proje talebinde bulunduk. İlk etapta fizibilite talebimiz kabul edildi. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. İnşallah onu da yakın zamanda Sinoplu'ya kavuşturacağız. Orası Sinop turizmi açısından çok önemli bir yer. Çünkü Sinop'a gelen bütün tur otobüsleri o arazinin önünden geçiyor. Sinop'a gelen bütün tur otobüsleri Adabaşı'na gidiyor, Hamsilos'a gidiyor, Sinop içine geziyor. Oradan doğru Erfele'ye gidiyor, Şelale'ye gidiyor, Bekleşah Gölü'ne gidiyor. Yani Sinop'a gelen bütün tur otobüslerinin önünden geçtiği 28 bin metrekarelik yola cephesi olan güzel bir arazi. Orayı böyle bir turizm şeyine kavuşturacağız, bir tesisine kavuşturacağız. Orada işte hayvanlarla çocukların, toprakla çocukların bir araya gelmesini, onunla birlikte büyümelerini, yaşamını sağlayacağız. Burada engelli vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı alıp oraya götüreceğiz. Orada ağaçların altında doğayla baş başa
güzel günler geçirmelerini sağlayacağız, saatler geçirmelerini sağlayacağız. Ya buna benzer birçok şeyi orada bir kafeteryasıyla şeyle çocukları orada hobi bahçelerinde eğlenirken veya içeride uzman öğretmenler eşliğinde karikatür çizerken veya robotik kodlama ile ilgili çalışma yaparken aileleri de gelip oradaki tesiste oturup aynı burası gibi böyle bir mekanda kahvaltılarını yapacakları vakit geçirecekleri bir tesis.